Geldik Can Bey, tamam. Sandalyenin üstünde turuncu yastık vardı. Çadırın önünde kırmızı mat vardı. Kırmızı matın üstünde renkli yastık vardı. Renkli yastık senin tarafında olması gerekiyor. Şu odun biraz daha bana doğru yaklaşmalı. Aa, bak vallahi aynısı ya. Nasıl hatırlıyor bunları ya? Fotoğrafik hafızası var. Böyle fotoğraf... Ay evet var. Tırmaşık kuşu posteri de çadırın sağ tarafına yerde. Bir aynısı oldu fotoğraftaki gibi, yani ben anlıyorum, okey, fotoğrafik hafıza. Yani tamam, çinko, fosfor, selenyum hepsi maşallah yerleri de. Tırmaşık kuşu nedir mesela? Ha, tırmaşık kuşu 12-13 evet. Santim boylarında. Bir de bilgiler, okey. Evet, ötücü kuşlar grubundan onlar, ormanda yaşıyorlar. Hı. Bir de böyle uzun, kıvrak gagaları vardır. Bir de kalın kuyrukları vardır. Anladım. Evet, çalışmaya devam edebiliriz galiba. Her şey hazır. Okay. Sinancığım, çok kasılıyorsun ya. Bak, kasma. Rahat bırak, gevşe. Kolları sal. Streç yap biraz böyle. Ha, gevşe. Aynen. Niye bu kadar üstüne vuruyorsun çocuğun? Çocuk mu bu peki yani? Ha? Çocuk mu peki yani? Geriliyor çocuk tabii senin yüzünden. Ne geriliyor ya? Niye geriliyor? Bunun ne? Bu zaten orijinali bilgisayar ayarları gergin, anlatabiliyor muyum? Doğalı gergin yani. Böyle hiç gülmeyip böyle hep somurtarak cool olmaya çalışan, cool göründüğünüz hani erkek modelleri var ya, bu o işte. Anlatabiliyor. Ne diyordunuz buna siz ilkokulda? Kirpi. Ha işte kirpi. Kirpi niye? Çünkü batıyor. Niye? Doğuştan gergin, anlatabiliyor muyum? Gözüne batıyor insanın, o yüzden yani. Sinan bak, ne oluyor biliyor musun? Böyle ormanda ayı görmüşsün, böyle kala kalmışsın gibi bir ifade yani, anlatabiliyor muyum? Onu değiştirmen lazım, bunu doğallaştır. Bize ne lazım biliyor musun? Böyle doğa insanı, İngilizce okudun mu sen? Savage, vahşi, outdoor insanı, anlatabiliyor muyum? Survivor insanı mesela. Bence sen kıskanıyorsun Sinan'ım. Ben mi? Ver abi pozunu, ver, ver. Sinan, şimdi nasıl oldu biliyor musun? Böyle... Kopya çekerken müdürüne yakalanmış öğrenci gibisin tam şu an böyle. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani fara böyle tavşan bakar ya, öyle kalmışsın gibi yani. Ben neyini kıskanacağım ya bunu? Neyini kıskanacağım? Niye kıskanayım ben bunu ya? Yakışıklı diye. Sen bir de yakışıklı buluyorsun ya. Hayır, ben bulmuyorum. Sen buluyorsun. Nereden bileyim? Sinan, ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Böyle... nasıl desem, ucuz, kalitesiz, düşük bütçeli, üçüncü sınıf, sakil, varoş, böyle korku filmleri vardır. O filmlerin böyle başrolü gibisin. Değiştir abi, pozunu değiştir. Ben buluyorum, öyle mi yakıştı? Evet. Sen kimi yakıştırıyorsun peki? Seni. Şey... Yakışıklı bulmuyorum yani. Ay bir anda sorunca böyle heyecanlanırım. Utandırıyorsun beni ama şu anda. Sinancığım, canım kardeşim. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Ben hani biraz böyle kanırtırım istediğim alana kadar, elde edene kadar, ama çok güzel şeyler çıktı. Konuyu sen kişisel asla algılama. Özür diliyorum çok. Gel canım kardeşim, gel valla. Güzel sana, çok iyisin, çok iyisin. Ersin, kusura bakma, çok iyisin. Çok iyi pozlar elde ettik. Sensin yani. Anlatabiliyor muyum? Ver son bir pozunu, ver birkaç dur. Ver, ver. Bir şey diyeceğim, ben de seni çok güzel buluyorum yani. Bunda utanacak da bir şey yok. Öyle yani. Yok. Yani hatır için bir tur daha çekeyim, bu da.